Merhabalar, bugünkü aracımız 2021 model Opel Combo. Aracımızın orijinal ekranı, kendi ekranı. Neler yaptık ondan bahsedelim bu aracın orijinal ekranına. Şöyle gösterelim. Kaynak seçiminde. Bu araçların orijinalinde Apple CarPlay var. Apple CarPlay olan tüm araç marka model yıllarında aracın orijinal donanımda CarPlay var ise Smart Box diye adlandırdığımız yeni cihazımızı takıyoruz. Sadece USB kablo ile takılıyor. Başka bir seçeneğe gerek kalmadan, başka bir bağlantıya gerek kalmadan otomatik aracın orijinal ekranını Android sisteme çeviriyor. Tekrar çıkış yapalım. Kaynak seçimlerine girelim aracın. Apple CarPlay'e dokunduğumuz zaman Smart Box'ın arayüzü, CarPlay arayüzü üzerinden cihazın ekranına aktarılmış oluyor. Neler kazandırmış oluyor? CarPlay'in haricinde, yani aracın orijinal CarPlay'ini kullandırmadan Android sistemde aracın komple ekranı gördüğünüz gibi bir Android sisteme dönüşüyor. Android tablete dönüşüyor. Buradan cihazımıza internet paylaşımı yapıldığı zaman şöyle bir arayüzüne dönüşüyoruz. YouTube ve benzeri uygulamalardan videolarımızı izleyebiliyoruz bu şekilde. Netflix gibi uygulamalara erişim sağlatabiliyor cihazımız. Daha fazlası için de Google Play Store hesabı üzerinden hesap oluşturduğunuz zaman istediğiniz uygulamayı cihaza kurabiliyoruz. Cihazımızın üzerinde bir SD kart yuvası var. SD kart yuvası 128 GB'a kadar desteği var. Cihazın üzerinde kurulu gelen VLC Player üzerinden istediğimiz videoları buradan açabiliyoruz. Videoları ya da müzikleri cihazın orijinal ana ünitesindeki USB kısmı dolu kalacağı için cihazın SD kartı üzerinden de şarkılarımızı ya da videolarımızı bu şekilde açmış oluyoruz. Aynı zamanda cihazımızın da split ekran kısmı olayı var. Aynı anda iki uygulamayı açabiliyor cihazımız. Bu şekilde hareket ettirdiğimiz zaman da otomatik olarak tam ekrana dönmüş oluyor. Cihazımızın teknik özelliklerini anlatıp sonra yeni bir özelliği var, onu da bahsedeceğim. Cihazımız Android 9 işletim sistemi kullanıyor. 8 çekirdek, 4 GB RAM var, 64 de dahili hafızası var cihazımızın. Böylelikle teknik değerleri çok güçlü cihazımız. Kesinlikle donma, kasma yapmadan sorunsuz bir şekilde, hızlı bir şekilde çalışıyor. Yeni nesil Smart Box'ımızı bir önceki Smart Box'ımızdan ayıran en büyük özelliğine geleceğim. Onları anlatacağım. Normalde aracın orijinal ana ünitesinde CarPlay kullanabiliyoruz için USB kısmı dolu kalıyor. Dolu kaldığı için artık CarPlay'i kullanamıyoruz. Bu cihazımız size kablosuz CarPlay ve ilaveten de kablosuz Android Auto kazandırıyor. Yani bu cihazın fabrikasyon donanımında Android Auto yok. Bu cihazımız sayesinde hem Android sistemi kazanmış oluyor hem de kablosuz Android Auto kazanmış oluyor. Şu anda Android telefonumuz bağlı kablosuz olarak. Bir kere USB ile Bluetooth ile eşleştirmek yeterli. Mobil uygulamalar kısmına girip Android Auto destekli telefonumuz daha önceden Bluetooth ile bağlandığı için aracın donanımında Android Auto yok. Böylelikle bu cihaz sayesinde Android Auto'da kazanmış oldu. Bu cihazın orijinal donanımda sadece CarPlay var, Android Auto yok. Bizim cihazımız sayesinde Android Auto'da kazanmış oldu. Birkaç örnek gösterelim. İstanbul'da hava nasıl? Maalesef anlamadım. Bir daha deneyelim. İstanbul'da hava nasıl? Şu anda İstanbul'da hava 22 derece ve çoğunlukla bulutlu. Gibi Android Auto'nun bize sunduklarını bu cihazımız vasıtasıyla kazanmış oluyoruz. Android Auto'dan çıktıktan sonra Android, biraz önce tanıttığımız Android arayüzünde de cihazımızı kullanıyoruz. Şimdi birazdan Android Auto telefonumuzu bağlantısını koparıp Apple CarPlay'in kablosu olan kısmını da göstereceğim. Cihazımızın bir diğer özelliği de aracın orijinal USB portu dolu olduğu için Yani cihazımız Smart Box'ımız kullandığı için Apple CarPlay'i kullandırmıyor normal eski modellerde. Bu modelimizde ise kablosuz CarPlay'i de sunabiliyor. Kablosuz Android Auto'da olduğu gibi. Cihazımız yine Bluetooth'tan Apple telefonumuz bağlı. Mobil uygulama kısmına dokunduğumuz zaman otomatik Apple CarPlay arayüzü gelmiş oluyor. Birkaç örnek yapalım. İstanbul'da hava nasıl? Şu anda İstanbul'da hava bulutlu ve sıcaklık 22 derece. Öyle gibi. Muharrem'e Whatsapp'tan mesaj yaz. Hangisi? Muharrem Ala. Ne söylemek istiyorsun? Aracın işleri bitti mi? Muharrem Miksepe'de WhatsApp mesajın şöyle. Aracın işleri bitti mi? Göndermeye hazır mısın? Gönder. Tamam, gönderildi. Gibi birçok işlemi kullanıcı Apple CarPlay üzerinden zaten halihazırda kablolu kullanabiliyordu. Artık hem Android işletim sistemine dönüştürmüş oldu ekranı, hem kablosuz CarPlay kazandırmış oldu, hem de Android Auto kazandırmış oldu. Böylelikle aracın orijinal fabrikasyon ekranını bozmadan, herhangi bir özel bir kurulum gerektirmeden sadece cihazınızı ilgili noktaya USB'den portuyla bağlaması yeterli.